Herkese merhaba, ben Şenol, Fan Manager'ın yeni bölümüne hoş geldiniz. Camım yine açık, çocuklar maşallah deli gibi bağırıyor. İnşallah çok gelmiyor. Yani az geliyor, farkındayım. Onları da kaldırmaya çalışıyorum ama camı kapatarak olmuyor abi, olmuyor. Yaz ayı geldi artık. Çocukları bir salsalar, tatile falan gitse rahatlayacağız. Neyse, sonuç olarak oyunu yarım saat 45 dakikadır herhalde full hızda götürüyorum. İlk başta inek sütü yetmedi. 10 bin tane satın aldım. Sonra inek sütü fazlasıyla yetmeye başladı. Burayı aldım. Şu an bizim kullandığımız şu üçü beslemek için kullanıyoruz. Süt üretimi yapıyoruz zaten. Direkt ineklerden aldığımız. Buradan da peynir üretimini yapıyorum. 250 tane sütten 140 tane ki hepsi 10 numara organik peynir yapıyoruz. Fiyat olarak baktığınızda süt, şöyle yapayım göstereyim tam olarak nedir ne değildir. Hoppa. Sütün 1001'i 5400'den satarken peynirin 1001'ini 20.000'den satıyorsun. Fiyat olarak neredeyse 4'e katlıyor. Üretimde yarı yarıya tam değil. Yani 250'ye 125 olsa hesap biraz daha kolay olur da 250'ye 140 daha bile karlı. Baktığınız zaman her türlü peynir yapmak karlı. Şu anki süt üretimimizde fabrika maalesef yetişemiyor. Onun için bize daha fazla eleman lazım. Bu arada iki bölüm arasında ne yaptığıma gelecek olursak. Bir tane daha ambar koydum çünkü sütü de peyniri de burada saklıyoruz. 50 tanesi 25 bin tutuyordu zaten, yetişmiyor yani. Kısacası sonuçta fabrika çalışıyoruz burada. Şuraya ekstra bir yol koydum. Bir tane de bundan koydum ya, hazır burada dedim müsaitken. Yani şöyle tamamen dekor amaçlı diyebilirim. Tarla işine girdiğimiz zaman rahatlarız, sonuçta bunları ekeceğiz. Ama onun için biraz yatırım para gerekiyor. Para kasması zor be. Başta milyona veriyor, cayır cayır yapıyorsun da harbiden para kasması zaman alıyor yani. Gerçekten. Şuraya bir adet ilk başta bir eleman yeri gerekiyor bize. Şunlar geçici mevsimlik. Ya mevsimlik istemiyorum ya. İnek bakıyoruz sonuçta biz. Şöyle bir tane konduralım. 30 bine. Onun dışında şunun gelişmesi var. Acaba ne sağlıyor? Binayı yükseltebiliyorsun. Orta boy malikane şunlara erişim olanağı verir. 75'i 75'lik boyutlara kadar arazi erişimi. He. Arsaya 50 yapıyordun galiba. O muhabbet mi? Bu alan büyütme değil herhalde. Emin değilim. 10.000 ver gitsin ya. Aha. Aa, güzelleşti lan. Traktöre ne oldu? Biz onu tamir edecektik. Şurada bir tane traktör vardı. He. Öbürü 100.000 istiyor. Tamam, onu yapmaya gerek yok. Alır, tamam. Arazi yapımı muhabbetine gireceğim de işte. Bunu şu anda maalesef ekip biçemiyoruz. Neyse, sonuç olarak fabrikaya 2 tane daha işçi alabiliyorum. Onları buraya alacağız. Fabrika işçisi arıcılık değil ulan. Makine falan. İmalat var herifte, yanında arıcılık da var. Ya arıcılıkla uğraştıracağımız sanmıyorum. Fabrika işçisi, fabrika işçisi. Yani boşuna ekstra maaş vermeye gerek yok. Ay bayağı uzun sürüyor. Ay ay. Yani emin değilim de herhalde 45 dakika falan full hızda gittim mi 5 ay falan geçti ya. Öyle cayır cayır ay geçmiyor. Orası garanti. Bu işçilerin sürekli yenilenme olayı fena değil. İmalat dayanıklılık. Bak bunu işe alabiliriz. Beren uçak. Uçar. Sen biraz yaşlı mı genç mi anlamadım ama. Neyse, sonuç olarak çıt 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 çıt. Berencim, sana zahmet olacak. Şurada bir çalışı var. Tamamdır. İşe al desek. İmalat arıcılık. Ya istemiyorum babacığım. Sadece imalat. İmalat makina. İmalat. 1800 1400 aylık olarak 400 fazla verip arada verdiğimiz paradan kurtarabiliriz. Ama şunu alıp yükselttiğimiz zaman da maaşı artıyordur büyük ihtimalle ya. Tahmin ediyorum. Ya neyse, kalitelisini al. Hiç uğraşma. Al abi, bu herif full. Herhangi bir geliştirmeye ihtiyaç duymuyor. Ne oluyor lan? Tamam. İşe atadık mı? Atadık. Hızımızı teknik olarak ikiye katlamış olmamız lazım. Çünkü hemen hemen iki katı. Ya ben 10.000 satın aldım. Düşünün 24.000 neredeyse oldu bu. Hani bayağı sağlam bir şekilde üretiyoruz maşallah. Onun dışında neler satabiliriz dersek, şu anki üretimimiz gübre satabiliyoruz. Para etmiyor. Bana sorarsanız dursun. Gübre kapasitemiz nedir? Bunları kullanırız. 20.000 gübre tutabiliyormuşuz şu anda. Arazilerimiz için bilmiyorum, fazla olmayabilir. Emin değilim birimler hakkında, yani daha kullanmadan çok kesin bir şey söyleyemeyeceğim.
Hayvanlarımızın ihtiyacını insanlarla elle de giderebiliriz. O geldi benim aklıma arkadaş. Ne bağırdı be çocuk. Kulaklıktan duyuyorum. Çığlık atıyorlar. Çocuk çocuk işte. Verin eline tableti YouTube izlesin arkadaş ya. Mal mal dışarıda bağır millet rahatsız edeceğine yani. Anasının babasını diyeceğim. Babasın diyelim. Anneye. Neyse. Manyak gibi bağırıyorlar abi. Ben bu odada uyuyorum. Camacık uyuyamıyorum ya. Gündüz böyle bir şekerleme yapayım diyorum. Çocuk çığlık atıyor. Niye atıyor ben de anlamış değilim. Şu anda 180 binimiz kaldı. Direkt olarak parasını çıkartabilecek hayvancılık işlere bakıyorum abi. Yani ufaktan öyle çok büyük bir getirisi olmasına gerek yok ama sonuç olarak zaten büyüğünü istesek de yapamıyoruz. Mesela şunların hiçbirini yapamıyoruz. Yapabildiklerimizi göstersen sadece. Herhalde deve kuşu ne oluyor? Deve kuşunun yumurtasını mı satıyoruz? Bu hayvan ne yiyor? Onu da bilmiyorum. Küçük kümes, küçük bir dakika orta boylardan neye girebiliyoruz? Balık çiftliği aslında fena fikir olmayabilir ha. Bunlardan geyiğe falan girmek istemiyorum ya. Domuz, küçük domuz, küçük baraka, hepsi küçük ya. Yapacak bir şey yok. Koyuna girelim abi. Koyun, keçi. Ama bunların da bildiğim kadarıyla sütü alınıyor. Sütü peynire çevrilirse para ediyor. Fabrikamız şu anda full artı full bizim ineklerle uğraşıyor. Fabrikaya falan ihtiyaç duymadan domuz mezba falan mı alınıyor acaba? Dur bakayım neler var. Tohum, fide, değirmen, mezba yetersiz para zaten yetmiyor. Evet mezba kesip satamıyoruz. Orası kesin. Oğlum ne kadar para? 340 bin ben buna mı vermişim fabrika? Kendi parasını çıkartmak zaman alacak. Meyve işleme, sebze işleme. Fabrikamız şu kadar hayvana yetişmiyor ve 340 bin mi istiyorsun? Çok istiyorsun be abi. Harbiden çok istiyorsun yani. Vallahi aşırı çok istiyorsun. Bunların... Oha! Yuh boyutu kes lan bayağı da büyükmüş. Kaç para bu? Maliyet 10 bin. Aylıkta 100. Bayağı da büyüksün lan sen. Bunun yarı çapıyla alakalı bir sıkıntımız olur mu? Emin değilim. Şuralara yapabilirim. Oğlum balık işi değil. Vallahi bayağı iş. Bayağı işmiş yani bu ha. Bayağı işmiş. Direkt balığı satacağız herhalde. Mezba falan buna gerekir mi ya? Sanmıyorum. Ya şimdi buralara otopark koyasım vardı benim. Şimdiden koysam garajlar 15 bin. Bunlardan birkaç tane koymak istiyorum yol kenarına. Yani bu tarafı tarlayla ilgili işler yapacağız ya. Şimdiden iki tane de yetmez ki. Şöyle bir. Bu tamamen ileri dönük yatırımlık. Tamam. Şöyle yapsak. Toprak yol niyeyse ben de bilmiyorum. Elektrik şu an bunlara vermeye bile gerek yok da işte. Hadi be aralarına gireydin iyiydi. İlla böyle mi gireceğim? O zaman girmişken şöyle girsen. Buraya bağlan işte be. Al sana elektrik tamamdır. Bunun arkasına da o zaman balıkçılık koyacağım. 110 binimiz var. Balıkçılık bayağı ucuza yapılıyor yalnız. Yani ilginç bir şekilde ucuz geldi bana. Aha onu kaydırdı. Şöyle ortaya bir boşluk bırakıp şöyle yapayım. 10 bin. Bunlarda kaç eleman çalışıyor? En ufak fikrim yok. Elektrik santrali kurtardı durumu. Şunu taşıma gibi bir şeyimiz var mı bizim? Yok yıkıp tekrardan koyuyorsun herhalde. Önemli değil. Sıkıntı değil. Arka tarafı zaten neye kullanırım emin bile değilim. Alanı genişlettiğimizde bakarız. Yani bir ton alanımız var. Yer mi yok? Buraya biraz daha hayvancılık koyup buraya da tarlaları yapacağım. Araç tesisimiz tamam. Şeyler tamam. Gübreden muhtemelen buraya birkaç tane daha koyarım ben ya. Bu yetmeyebilir. Hızlandıralım abi durumu. Balık. Balık işine gidiyoruz. Balık çiftliği yalnız. Anasının hareketi yakında deniz bile yok. Aha. Neymiş lan? Aa.
Ne alaka? Buraları sonradan alıp yenileyebiliyor musun? Öyle şeyler mi var haritada? Onu bilmiyordum yalnız. Ha. Aa bak burada da var. Aa muhabbete bak. Çalışan yerleri. Ahır. Şey küçük mandıralar falan var burada. Vay anasını. Yenileyebiliyorsun. Hoppa balık yerleri tamam. Şimdi balığa özel adam almak gerekiyor mu? Emin değilim. Hayvan alacağız tabii buraya. Binada elektrik yok harbi mi? Ya hocam sen bir dur. Sen şunu bir yık. Ha, bu ben takıldım ona yani bir kere. Tilt oldum ben ona. Tamamdır. Elektrik olarak şuraya bir yere yapılabilir. Biraz yamuk oldu ama Allah'ım niye öyle koydu ki onu? Ha bu içeride kaldığı için bunun bloğuna göre yaptı fark etmez. Yani teknik olarak düz sayılır. İki tane hayvancı çalışanına ihtiyacımız var. Ya hayvana özel bir şey de yok ki. Hayvan artı imalat. Hayvan artı makine, hayvan artı bostancı. 1900 para. Hayvancılığı bir tane geliştirerek. Ya bu imalatı acaba orada balık üretimiyle alakalı bir işe yarar mı? Hayvan üretiminde galiba zaten hiç araç kullanılmıyor. Yani sıfıra sıfır. Onun için şüphelerim var o konuda. Hayvan imalat. Ya gel ablacığım gel gel olur. Neymiş adı? Miray Altuğ. Senin şu hayvan geliştiriciliğini arttıralım. Buyur ablacığım. Dur ne yapıyorsun? Şunu işe al tamam. Bir tane daha işçi lazım bize. Hayvanla alakalı. Hayvan makine, hayvan bostancı. Bu arada bunlar ne yiyor? Önemli sorulardan bir tanesi de o. İlk başta hayvanı satın almamız gerekiyor. Bir tanesine sazan, bir tanesine alabalık koyalım. Sazan. 50 tane alıyorsun. Maşallah. Tamam. 50 sazan. Hop. Satın al. 50 tane de alabalık. Aynı şeyi mi yiyorsunuz? Sayılır. Ufak bir değişiklik var ama. Onu da hallederiz. Birebir aynı şeyle de galiba kurtarabiliyoruz. Organik istiyorum. Organik istiyorum. Bizde her şey organik abi. Hayvanlar da organik. Her şey organik. Organik çavdar, organik mısır, organik birebir aynı olan şeylerine bakıyorum da. Organik soya. Soya, mısır, çavdar abi. Soya. Biner alsam şimdilik yeter mi? 10.000 sığar mı bilmiyorum. 1.000 veyahut da 5.000 olsun. Soya, çavdar, mısır. Hop. Tamam bunlar o kadar girmedi. O kadar girmedi. Sıkıntı yok. Bir tane daha işçi, hayvancı. Gözünü seveyim. Hadi bakayım. Hayvan makine, hayvan bostan. Allah Allah. Bir zamanı ilerletelim de yavaştan. Buraya bir tane eleman gerekiyor. Üretim olacak. Üretim olarak ne verecek? Direkt balığın kendisini verecek abi. Tamam gelecek gelecek canım geldi. Verdim siparişini. Az sabret. Hoş ben de az sabredeyim değil mi? Hayvancılıkla alakalı. Yeni eleman gelemiyor. Şöyle bir tık hızlandırayım bunu. Fena değil, fena değil. Balık işi bir şeyler kazandırır inşallah. Yeni bir şey çünkü bu balık. Yanlış hatırlamıyorsam. Hoş. Farm Manager 21 bu. Biz 18'i oynadık. Arada çıkartmadılar da yanlış bilmiyorsam. Çıktı. Takip ettiğim şey. Aha. Abdullah. Koçum benim. Abdullah. Abdullah abi. Hop değiştirelim seni de. Abdullah'cığım sen de burayla ilgileniyorsun. Hadi bakayım koçum. Hadi bakayım. Şu, şu ve şu. Şu, şu ve şu. Tamam. Geldi kamyonu gördüm. Bunları verdiğimizde fullemiyor. Ya şu ayrı yedikleri bir tanesi acı bakla buğday yiyor. Bir tanesi sorgumla kara buğday yiyor. Ulan balık bunları yiyor mu harbiden ya bu kadar şeyi?
Balık ne yer? Diğer balığı yer. En küçüğü ne yer? O da ilk baştaki balığın çevresindeki parçaları yese falan çok değişik bir sirkülasyon oluyor. Balık da birçok şeyi yer ya. Ama bayağı demek ki çiftliklerde şunlarla besliyorlar yani balıkları. Allah Allah. Harbiden hiçbir fikrim yok daha. Şimdi 20'den satın alıp 16'dan satıyoruz. Üretim direkt buraya gelecek. Hani buradan satmamıza gerek yok. Peki buradakileri ben buraya şettirsem de. Of, 33 tane geldi bile. Oha. Oy, bundan 101 tane geldi. Ne diyorsun ya? 33, 101. Gıdalarını arttırsak. Hoş ama daha hala full'de çalışmadılar. Hala full'de çalışmadılar. Şu anda full. 135. Neredeyse 100 verdi. Bu o zaman 200 falan mı verecek? Ha yok, bunu zaten doluydu galiba. Ne vereceksin dayı? Ne kadar zamanda bir veriyorsun? Çizelgesi falan var mı burada? Hani şu kadar zamanda şu kadar veriyor falan filan gibi bir terane. Yani burada yok galiba. 200, 101, 202. Yalnız sazan daha fazla geliyor galiba. Ama buna sonradan elemanı verdik. Tam belli olmaz. E kaç kuruş ediyor bunlar? E biraz satış yapalım abi. 14 bin paramız kaldı ya. Satış yapalım, satış yapalım. Ne yapalım? 100 tane balık 300 ediyor. Aa. Niye sadece onları satabiliyorum? Öbür balık ben niye göremiyorum? He, daha taşımadı buraya onu. Neyse, balığı boş ver, balıklar biriksin. Peynir satalım abi. 156.644. Fiyatlar da artıyor. Yapıştır. Hoba, Allah bereket versin. Yatırımımızı kurtardık. Tamamız. Yalnız süt satabilirim. Bak dikkat edin. Elemanları aldığım zaman artık süt artışını bir nevi durdurdu. Videonun başında 23 bin falandı. Hatta bir hızlandıralım bunu. 23 bin falan da ona rağmen bir miktar bir tık daha veriyor. Yani sütü açıktan da satabiliriz. İlla hepsini peynir yapmaya zorlamamıza gerek yok ki zaten yapamıyoruz. Belli ki. Üretim hızını arttırmaya yönelik ders görebiliriz. O olabilir. Daha fazla toprak satın al. Nasıl anlıyor lan bunlar? 65 bin, 65 bin, 65 bin. Yok, gerek yok. Eğitime mi yollasak bunları ya? Şu anda herhangi bir eğitim yok. Galiba eğitimler buraya geliyor. Yanlış anlamadıysam. Burada mesajlar var. Görev falan olduğu zaman herhalde Eşimit buradan hani neyin ne olduğunu gösteriyor. Karışınca burada da uyarı işte, bir şey sıkıntılı bir durum varsa onu orada gösteriyor. Onun dışında bir şeye ihtiyacımız yok. Şimdi şurada eğitim, üretim atölyesi. Üretim hızını %10 arttır 5000'e 90 günde. Bence bunları var ya direkt başta yapmak lazım abi. Oha, bir tane eğitimi verince direkt kapanıyor mu eğitim? Boş bile beklemişiz ha. Vallahi boş bile beklemişiz. Direkt ne yapacaksan, ne yapacağını bilmiyorsan bile bir şeye vermen lazım bana sorarsanız. Bak, üretim hızı şu ana kadar, ya bir önceki bölümde yapmış olsaydık ben büyük ihtimalle hepsini yapmıştım ya. 90, 90, 90. Yok, ikisini yapmıştım, üçüncüdeydik. Şu an 8. ayın 20'sindeyiz. Oyuna direkt 1. ayda başladık. Oradan hesabını yapın. Bakıyorum şu kısa zamanda 1200, yalnız kilogram balık. 1200'e 1000. E oğlum 10.000 verdim ben bunlara. Aylık masrafı ne kadar ki bunların? Ha, bu arada bak, borsası da var. Yukarıya dikkat ediyor musunuz? Hoş, 6 aydır bıldırcın yumurtası düşüşte yani. Ben de anlamadım, burası çakıldı mı kaldı mı? Arpa da aynı. Bektaşi üzümü. Lahana, bunlar da artışta. Yani oturup sadece mal alıp satarak para kazanabilirsin. Hangisi düşüşte çat satın alıyorsun. Böyle coin gibi ama Doge'ye yatırmayı. Doge değil bu ara, coinlerin hepsi pişmanlık gibi gibi. Bu ara derken şimdi bunu kaydediyorum. Render upload falan desen 2 gün sonra anca herhalde yayınlayabilirim. O zaman fırlayabilir bile yani. Arkadaş, hiçbir şey de belli değil. Ne diyeyim? Hiçbir şeyin garantisi yok. Hayat bu. Yarın ölebiliriz. Yalnız gübre miktarınız çok az geliyor abi. Aşırı az geliyor. Organik diye mi acaba? Sallıyorum. Gübre yine gübre ama yani organik organik yok tabii. Sıvı gübre. Sıvı sıçmıyor abi bizimkiler. Bizimkiler gatı gatı. Gatı gatı şettiriyor.
Valla güzel. O zaman yani bir tavuk kümesi de gider de yani bozacak diye buraları. Şu arkadaşlardan bir tık şettirebilirim. Bunu buraya koyarsam elektriği nereye koyuyor? Yana sığdırıyor. İki tane bundan olsun. Hayvancı aranıyor. Hayvancı aranıyor. Hayvancı. İşe al hanımefendiyi. Beren, işe al hanımefendiyi. Hatun kaynıyor. Yalnız hepsi de maşallah birbirinden güzel. Çalışanlarımızın maşallah var efendim. Maşallah, maşallah. Maşallah, maşallah. Daha yeni kurdum hemen. Ne para çektim buna ya? Bir dur ya. Allah Allah. 2600. Mayonasını bana da paraymış ha bunlar. Buyur. 10 tane buna. 10 tane buna. Organik. Organik. Yalnız işin güzel tarafı mısırım da soyam da var. Yanına organik keten tohumu şunu alırsam şunu da fulleyebilirim. Ne ki bu? Sorgum. Sorgum ayçiçeği mi desek? Ayçiçeği sanki daha ucuzdur. Sorgum. Şundan abi. 5000 tane. Uf, geçmiş olsun. Ayçiçeği. Oy. Bir dakika bir dakika. Ayçiçeğini geç. Ayçiçeğini geç. Şunu da işaretle şuralara. Şey ne kadar? Organik keten. Tahmin ediyorum ona göre yiyordur ya. Değil mi? Organik keten tohumu. Bunu yiyor. Bu da 78 bin. O ne abi? Size bir şey diyeyim mi? Bence fullemeye zorlamamak lazım. Yani o götüm ucu ki Farm Simulator'da da aynısı oluyordu. Gayet kolay, uygun bir şekilde %80, %90 verim alabiliyordun. O sondaki %100'e takıntılık yaparsan zarar ediyorsun abi. Ekstra bir bonus vereceğini de hiç sanmıyorum. Hiç sanmıyorum. Yemezler abi, yok. Professional farmingçiyiz biz. Devam kardeşim. Her türlü. Hızlı da yardır. Her türlü professional. Nerede bizim dev okçuları? Ha, geldi kamyonlar. Hop, fıtı 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 fıtı. Ne üretiyor bu arada? Taşak geçiyor. Sadece gübre mi verecek bunlar? Harbi mi lan? Oğlum gübre ne para eder? Ha yumurta. Allah'ım yanındaki yumurtayı görmedim. Çok özür diliyorum. Çok özür diliyorum. Öyle böyle, çok acayip özür diliyorum. Yanındaki gübreyi görmedim. Süt miktarımız götüm götüm artıyor abi. Götüm götüm artıyor ki ambarımız 50 binde 40 bini buldu. Ben bir 10 bin süt satarım ya. %10 üretimimiz hızlansa bile ancak kafa kafaya gelecek. Gelmese bile ben bir 10 bin süt satarım baba. Yok pardon yanlış oldu. Sat. Bir 10 bin sat bundan 52 bin. Balığımız. Peynirimiz. Fena değiliz ya. Vallahi fena değiliz. Hoppa. 190 bin. Bir şeyler ekliyorum. Bir şeyler satın alıyorum. Ki satın aldığımız yemler bu arada uzun süre gidiyor. Hani 5 bin 10 bin yem satın alıyoruz. Bak mesela bunlara ben tane zaman çim aldım. Yulaf aldım. 10 bin erme aldım. Hatta yulafı 5 bin bile almış olabilir. Çaldar lan bu. Yulaf 8 bine daha yeni düştü. O kadar hayvan olmasına rağmen. Oradan hesabını yapın. Çim 8 bine daha yeni düştü. Yani 10 bin var ya. Abartmayayım da neredeyse 3 yıllık yem. Daha 1 yıl geçirmedik oyunda. 9. ayın 10'undayım. Oradan hesabını yapın. Yani 10 bini aldın kafa rahat yıllarca. Hani başta verdiğimiz ekstra masraflar zaten yani yatırımlar ayrı. Aldığımız besinler de ayrı. Bayağı bir kazandırır. Hayır bir şey değil. 2 bölüm arasında diyorum biraz açık bırakayım da bir boka yaramıyor. Çok az bir şey getiriyor. Ya yumurta koyayım koymayayım orası gidip geliyorum da. 44 tane olmuş. 7'şer 7'şer veriyor. Yumurta, peynir, süt üretimi yaptığımız için balıkların içini de koymaya gerek yok. Ama o kadarına da gerek yok. Bunun ne kadarını doldurduk? 2 tane daha işçi alabilirim buna. Buraya 2 tane daha hayvan yeri. Bir dahakine yapalım onu şimdi. Karar veremedim. Ayrıyeten
Eğitim istiyorum. Gerekli eğitim sayısı yıllık ziraat kursuyla yetiştirici eğitim lazım abi. Büyük boy için. Orta boy için de iki tane abi. Eğitimler çok istiyor ya. Boşluk yerleri aslında ara binası yapabilirim de. Bunların her birine de birer tane eleman alacağız. İşin sıkıntılı kısmı. Yani şunlar için atıyorum şuraya bir tane çalışan yeri, 8 tane de arı yeri, 8 tane de elemanı ona herhalde öyle bir şey olur. Bunların boyutu ne kadar? Aa böyle cuk oturuyor lan buraya. Şu şekilde 1, 2, 3, 4 falan. Bir dahakine bakarız. Bir dahakine bakarız. Dediğim gibi zaten biraz para biriktirmemiz lazım. Araçların fiyatlar. Yani bir traktör kaç kuruş? En ucuz traktör 35 bin. 45 bin, 60 bin diye çıkıyor. Kullandıkları aletler de 60 binlikten almak lazım herhalde. Çünkü düşüğünün kullandığı ilaçlama, meyve ağacı dikme, sandık römorku, pulluk, sulama. Bu yani. Bunu bir bok kullandığı yok. Minimum bunu almak gerekiyor. Minimum 45. Biçer döver kısmına gelirsek her zamanki gibi 190 bin. Zaten bu bizi ne oldu lan? Bu bizi iflasa götürür ki en düşüyor herhalde bu değil mi? Aynen 300 bin 300 gidiyor valla yani biraz para biriktirmemiz lazım. Onun için şurayı böyle full hayvancılıkla doldurup üretimlerle doldurup yani üretim dediğim mesela bir tane daha fabrika kurabilirsin. İlla üretimini senin yapman gerekmiyor. Yani veyahut da keçi meçi işine girdiğimiz zaman bir o kadar daha keçi dizsek atıyorum şuraya da keçileri dizdin. Fabrikayı koydun. Keçi peyniri yaparsın. O da olabilir. Ama onlara bile sırf fabrika zaten 300 bin keçilerle falan yarım milyonu falan bulur. Birikir ama ya birikir. Şöyle hızlıyla 2022 yılında görüşelim derim ben. 2022 yılına kadar yürüteyim ben bunu. Evet, böyle bu kadar diyelim. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz lütfen beğenmeyi unutmayın. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.